Merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz Bugün uzun zamandır istediğim pokemonlardan birini aldım Şöyle göstereyim ee, Pichu'yu aldım Pichu'yu ne zamandır istiyordum ee, Artı kostümlüsü geldi Bilmeyenleriniz varsa Şu an yumurtadan çıkıyor dostlar bu ee, 7 kilometrelik yumurtadan çıkıyor Bu arada bu yumurtanın farklı yerden geldiğini gören arkadaşlar Hile sanıyorlar Oyunla hiç alakaları yok maalesef Bunlar sizin oyundaki arkadaşlarınızdan aldığınız yumurtalar olduğu için farklı yerlerden geldiği zaman farklı yerlerden görünüyor. Neyse herkese dert anlatamam ama. Ee, Pichu'yu aldım normalini istiyordum. Ee, kostümlüsü geldi sağlık olsun. Kostümlüsü de tabi çok iyidir. Evrimleştirmeyeceğim çünkü bebe pokemonlarını ben bebe olarak bırakmak istiyorum. Bir o geldi yeni olarak bir de şu arkadaş geldi dostlar. Altında çocuk bakımı yazdığını görebilirsiniz. Yeni bir etiket yaptım bunlara. Bunları böyle ayrı bir şekilde ayrı bir yerde tutmak istiyorum. Özellikle bebe Pokemon'larını. Şimdi bunların özel tarafları doğada çıkmamaları aslında. Bir çoğunu yumurtadan alabiliyorsunuz. Bu arada az önce yıldız Pokemon saatinden iki tane Shiny aldım. Yıldız Pokemon saatlerinde Shiny çıkma olasılığı zaten yüksek olduğu için normal. Onun dışında yine Yumurta'dan şu arkadaşı aldım. Çok istediğim bir Pokemon ama maalesef durumu kötü. Ee, IV'sini daha iyi gerekirse de full istiyorum. Ee, yenilik olarak ne yaptım? Dediğim gibi burada çocuk bakım ünitesi yaptım. Ee, çocuklara burada bakacağız. Çok fazla bebe Pokemon oldu. Güzel oldu. Beklediğim Pokemonlar zaten. Ee, şu geldi yeni olarak. Zaten bir önceki videolarda söylemiştim. Ee, bunlar yeni. Şunlar daha önceden zaten vardı bende. Bunlar gelmişti. Ee, Togepi'yi de buraya saydım. Bence bir bebe Pokemon'u sayılır. O yüzden Togepi de burada. Bu arada X'ler açmış bu. Fena değil ama ben genelde bebe Pokemon'larını dediğim gibi evrimleştirmeyeceğim. Onun dışında farklı bir şey yok. Şurada sadece bir tane çiçekli varmış. Zamanında almışız. 20 tane oldu. Şimdi sadece bir tane kaldı dostlar. Bebe Pokemon'larından şöyle göstereyim. Şuradaki Pokemon kaldı. Bu da Klafebullun en küçük hali herhalde ona benziyor. O olması lazım. Onu da aldık mı? Şimdilik alabileceğimiz bütün bebeleri tamamladık. Şurada farklı Pokemon'lar var mı? Almadığımız yok herhalde. Aynen şu an almadığımız yok. Birçoğunu tamamlamış olduk. Bunları evrimleştirmeyeceğim. E, tutarım elimde ama evrimleştireceğimi sanmıyorum. Çünkü zaten yakın zamanda e, farklı aralıktaki etkinlikte bunun ee, bu halini yakalayıp evrimleştirmiştim. Halen kostümlü Pokemon'lar çıkıyor. Ee, almadıysanız bunları alın. Bu arada Pikachu da Balbazar da evrimleşmiyor. Belki de Hotot gibi yaparlar. Hotot da geçtiğimiz senelerde evrimleşmiyordu ama e, yeni senede evrimleşmeye başladı. İzleyenleriniz vardır. Bende Full IV'li olanı da var. Kostümlü şeklinde. Şöyle değişikliklere bakıyorum. Var mı bir değişiklik diye. Onun dışında bir değişiklik yok. Ee, zaten şu anki efsane Pokemon'u biliyorsunuz dostlar. Bir tane aldım. Go Maç Liginden de çok üstüne düşmedim. İşin açığı. Görev yapmaya devam ediyoruz. Ee, i̇ki tanesini yaptım. Şu an e, Pere olanı almak üzereyim. Bunun da kalp seviyesini 70 70'e yaptığım zaman peri olanı da yapacağım. 41 seviye görevlerini yapıyorum. İzlemeyen arkadaşlar varsa dönüp ne olduğunu, neden bununla uğraştığımı e, eski videolara dönüp eski dediğim birkaç video öncesine dönüp onları da oradan e, görebilirler. Diğerlerini zaten kolay bir şekilde yapacağız. Evi biraz yoracaktı. Eşya kullanarak Pokemon evrimleştirmeyi de yaptık mı yavaş yavaş hepsini yaparız. Zaten XP'nin de olmasına e, daha çok var. Onun dışında bir yenilik yok. Şöyle haberler kısmına da bakalım hep birlikte. Bugün içinde zaten çok giremedim. Evet, yeni bir etkinlik görünürde yok dostlar. Şunlardan da bir tanesini evrimleştirmedim. Aslında evrimleştirebiliriz. Şöyle en güçlüsünü, bendeki en güçlüsünü evrimleştirebiliriz. Artık çok bir şey yok. Şöyle bakalım. Evet. Baya yakalamışız ama aralarından hangisi en güçlüsü. Şu arkadaş X açmış. Fena değil. Fena değil. Yani bir tanesini gerçi yarı yarı evrimleştirmiştim. Bak bu güzelmiş. Evrimleşmeye değer. Gerçi hepsini evrimleştirmek lazım. Çünkü hepsi farklı. Hatta gerçi görünüyor bunlar. Hangisini yaptım hatırlamıyorum ama. Şu X small güzelmiş belki de onu yaparız. Şöyle bir bakalım. Aralarından güçlü var mı? Evet, bu kadar bir tane var. X small sadece güçlü. Bir de bir tanesini evrimleştirmiştik ama aynısını evrimleştirmek istemiyorum yine de. Şöyle X small'u bir fullleyelim. Gerçi şekerimiz yetmeyecek ama ee, bir iki tane şeker alırız. Şunu bir full evrimini yapalım dostlar. Bakayım bir daha. Hangi versiyonu acaba bu? Daha önce yaptığım versiyonlardan birini şuradan da kontrol edebiliriz. Aynısını yapmak istemiyorum ama. Hangi versiyonu acaba bu? Hmm, neyse, bir tane yapacağız o da bu olsun. Evet. Şunun evrimini yapalım. En azından IV'si diğerlerine göre daha iyi. Çok fazla çeşit var. Bunları tamamlamak çok uzun zaman alacak. Üç tane daha şekere ihtiyaç var. Hiç şu an şey yapmakla uğraşmayacağım. Şuradaki şekerlerimi kullanırım. Bunu da evrimleştirelim. Güzel Pokemon tip olarak güzel. Kullanışlı mı değil mi bilmiyorum. Bir Bilen arkadaşlar varsa yorumlara çökebilirler. Yani tip olarak güzel. Çok da uzun bir serüven. Ee, ne yapabiliriz bilmiyorum. Hani bunu şu an bir şekerim daha so bakardım Gerçi ne zaman ne kadar güçlenecek ama Böcek ve uçan tür Şöyle hikayesini okuyalım hmm, Bakın kıtayı falan e, Görebiliyorsunuz buradan Şöyle zoom yapıp Oy O kadar fazla mı var ya Yani bunları Tamamlamak gerçekten zor bitiremeyiz. Yani hiç boşuna uğraşmayalım. Sadece hikayesini merak ettim. Evet dostlar. Bu şekilde dediğim gibi beklediğim birkaç tane Pokemon vardı. Özellikle Pichu. Onu da aldım. Sevinçliyim. Umarım e, sizler de alırsınız dostlar. İyi seyirler.